Infinix, Emel Yalçın ve Serte Çakkaya ile Müzik Evi'ndeyiz sunar. Coffee, I take to my day. I like my toast on the side. You can hear it, my accent when I talk. I'm Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking carrier on my side. Take it everywhere I walk, I'm Englishman in New York. Oh, I'm alien, I'm legal alien, I am Englishman in New York. Oh, I'm alien, I'm legal alien, I am Englishman in New York. Yeah. Man is making man, some will say he's a hero of today. It takes a man to suffer, you grow and smile. Be yourself, no matter what they say. There's more than a compact to make a man. There's more than lessons for a gun. Comfort your enemies and fight them you can. Gentlemen, we walk but never run. If man is making man, some will say he's the hero of today. Take some man to suffer, you can smile. Be yourself, no matter what they say. Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evi'nde başlıyor. Ve alkışlar sevgili Eda ve Azmu Memnu Orkestrası için. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, Müzik Evi'nde hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine şahane konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Çok sevgili, değerli, çok kıymetli konuklarımız var bugün gene ya. Değil mi Emel? Çok. Sevgili Selen Görgüzel. Alkış efekti. Efekte gerek yok. Gerçeği var. Ve Kahraman Sivrin! Yağdı yağdı alkışlar. Ya orkestra gerek yok, ben yapabiliyorum. Acaba sen tek tondan gidiyorsun. Aşkım, ama artık bütçeden bir kısmaya çalışıyoruz ya, her şey.
Yok öyle de bir yapım değiliz Emel'cim. Yani istediğiniz gibi siz kaç kişi istiyorsanız ben baksana, getiririm. Baksana gelen konuğa bile telefon hediye eden kaç program kaldı işte, ya. Herhalde. Bizde böyle bir programımız. Yalnız sizden tek bir ricam var. Şu koltuğunuz çok rahat gibi gözükse ya. De şu an koltuk beni yuttu yutacak yani. Ciddi ama misin? Bir şey diyeceğim. Mor çok yakışıyor. Yani teşekkür ederim. Bir daha bir öv devam edeceğim. Mor çok yakışıyor gerçekten. Mor da para enerjisidir. Evet. Şimdi diyorum ki hanım oturayım. Şöyle oturacağım. Bu sefer sanki şey yani haber spikeri gibi oldum. Evet. Hadi Selen gibi rahat oturayım diyorum. Bu sefer de fazla Kurtlar Vadisi'ne bağladım. Evet. Ben o yüzden şu yastığı altıma alabilir miyim lütfen? Tam Selen olacaksın işte o zaman şimdi. Oh. Yastığı. Oh. Şöyle bir. Buradan da nikahım var arkadaşlar. O yüzden akrabayla geldim. Çok enteresan bir durum. Çok güzel oldu bu arada. Hoş geldiniz efendim. Gerçekten. Evet. Çok güzel. Hiçbir şeyin beni çökertmesine izin vermem. Koltuğun bile. Asla. Oo, işte bu ya. Çökecek i̇şte kadın bu. Değilsiniz zaten. Yani. Onu da net söyleyeyim yani. Çok uğraştılar çökertmeye. Siz rahat değilsiniz. Ya ben göbeğim belli olmasın diye aralısını da böyle yapıyorken acaba nereden çekiyorlar falan. Kahraman abi gel sen de bakıyorsun. Ya bugün çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Selen benim çok yakın arkadaşım ve Selen'i programımıza konuk gelmesi için aradım. Sevgili Kahraman Bey de Sertaç'ın arkadaşı. O da onu aradı. Evet. Ve sonra ikisi de dedi ki o benim kuzenim, o benim kuzenim. Meğerse akrabalarmış kendileri. Tabii. Biz de yeni öğrenmiş olduk. Aslında biz şöyle oldu. Yani doğru söylemiyor. Selen Emel'i aradı ben programımıza geleyim diye. Ben de aynı anda Selen'le anlaştık. Ben de Sertaç'ı arayayım ben geleyim diye. Biz aslında birbirimizi denk getirdik. Beraber aynı programda. Biz böyle paket halinde çıkıyoruz. Ya yok. Bırak programa çıkmayı. Biz neredeyse yıllardır yani şey telefonla telefonla bu sosyal medya her gün bir kere kelimelik oynuyoruz. Tabii. Ama hani bir araya gelip bir sosyalleşemiyoruz. Tabii iş güç, yoğunluk, çekimler, sahneler, iş güç falan. Evet. Yoksa her zaman kalben beraberiz, iletişim olarak beraberiz. Annem zaten sürekli onlarda. İletişimde. Ama yani biz böyle program sayesinde Kahraman abimin bir araya geldik ya. Sağ olun çok teşekkür Sertaç, ederim. Güzel konsept. Akrabaları buluştursak evet. Böyle program. Ama kaç tane akraba var ki sektörde değil mi? Var mı? Kaç aman tane gizli var? Gizli kimler var? Açıklamıyorlar. 13 bölüm çıkarırız tabii. Biz. Tabii mesela Aleyna Tilki benim kızım aslında. Dermiş. Onu ben doğurdum diye. Kıvanç da benim oğlum dermiş. Konu nereye gidiyor ya? Evet. Sen kimin kızısın? Söyle bakalım. Monica Bellucci. Anamı seçtim. Çıtırı düzeltik ya. Bellucci. Tabii. Neymiş bir başlangıç yaptık. Evet güzel bir başlangıç oldu. Zaten iki enerjisi çok yüksek konuğumuzla beraber. Bu bir saat nasıl geçecek hiç anlamayacaksınız. Çok güzel şarkılar da söyleyeceğim. Evet. Çok özel sürprizler hazırladık. Tamam. Zaten Selen akustik bir şekilde inanılmaz bir performansa belki danslar da gelir. Sonra bilemiyorum. Dans beni sizin coşturmanız lazım. Çünkü ben sahnede benim misafirlerim coşturuyor öyle. Coşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Sizin de coşmanız gerekiyor. Ya bir zaten coşarsın merak etme. Tamam bakacağım artık. Şarkıyı duyduğun anda. Evet. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sanat hayatınızın 35. yılını geride bırakmak üzeresiniz. Neler hissediyorsunuz? Her yerde söylemeyeceğim. 30'u kutlamışsınız. 2019'da üstüne kattım. O 20, tabii. 21, 22, 23, 24 diye 5 senede ben ekledim. Partnerim diye 35. demiyorum. Matematiği çok kuvvetlidir. Gerçekten yani. Süper ya. Hesaplamış gerekmiş. Hanginiz böyle yapmıyorsunuz ya? Hanginiz böyle yapmıyorsunuz doğru, yani? Doğru valla 35 sene, 35. senem değil. Değil mi? Doğru. 30. seneyi kutladınız, 35'i kutlamıyor muyuz? 35'i kutlayacağım aslında. Öyle bir niyetim var ama Ağustos'ta. Ağustos ayında çünkü tam Ağustos'ta tam başladım profesyonel oldum tiyatro bazında. Nerede başlamıştın abi? Tevfik Yelen ve Tiyatrosu'nda başladım. Evet. Oradan sonra da öyle devam etti. İşte bugüne kadar geldi. Şu hiç anda kesintisiz da devam. Değil mi? Tabii hala sahadayım. Kesinti arada böyle ufak kesinti oldu ama ben bıraktım o beni bırakmadı. Tekrar böyle 8-9 ay sonra tekrardan bir takım şeyler gelince devam etmeye başladı. Ondan sonra dedim ki yok olmuyor. Şey gibi aşk gibi yani. Aşık olduğun bir kadını nasıl bırakamazsın ya da bir erkeği nasıl bırakamazsın? Aynı onun gibi bir şey. tam yerine yazdım. Sormak istiyorum ben. İşte onun için programa bu yüzden geliyorum. Pes atıyorum buraya. Aşık olduğun kadını nasıl bırakamazsın? Öyle bir bırakıyorlar ki kahraman gözüm abi. Gözüm başka bir şey görmüyor ki be. Tam aşık olunca.
Tabii. Ya korkuyorlar benden. Hem aşık oluyorlar hem korkuyorlar. Bizi beraber de yapıyorlar. Akrabayı alınca şimdi başladılar kaynatmayı aralarında. Şimdi bizim sülalede tabii amca ben... Amcaoğlu vardı bak anlat şimdi onu götür. Ama bir şey diyeceğim. Evet. Bizim dedeler kaç eş eskitmiş. Eyvah eyvah. Ve... Dedeler çapkınmış. Tabii asker ya yazık onlar da görevde sürekli yani, ne yapsınlar? Size gelene kadar ahlarla gelmiş tabii, o zaman babamlara böyle. Babamlara falan hiç girmiyoruz. Değil mi? Ya zaten onlar ben daha yaşayan bizim... kuşak. Sülalenin karmasının galiba karmasını yaşıyorum dedelerimin. Hep böyle şey yapıyorum o yeni ritüeller falan var ya. Özür dilerim affet tövbe tövbe bismillah hepsiyle barışıyorum sizi seviyorum. Affet. Ay yeter meditasyon gurusu gibi oldum bunların günahı yüzünden. Bana ne ya? Dedem çapkınsa benim günahım ne yani? Ailemin karmasının somut bulmuş haliyim diyebilir misin kendin için? Ay bulmuşum. Bulmaya da devam ediyorum. Şöyle bir şey vardır ya kalıtsal bu. Geçmez. Size de muhakkak bulaşmıştır diye yapıştırıyorlar. Yok. Ama sen hiç... mesela yıllardır tek eşli, mutlu, evli, mutlu çocukla yaşıyorsun. Tek hücreli gibi ne öyle? Tek eşli. Hayır yani. Gayet mutlu yaşıyorsun. Yaşıyorum ben. Abi benim anam, babam, dayım, halam, yengem bir tane evli kalmadı. Gerçekten. Herkes yani şey hani evlilik oluyor falan ya. Ne zaman boşanırız artık beni bilmiyorum yani. Evleniyor ve biliyoruz abi, boşanacak. O evli kaldı. Nazar boncuğu takalım madem tek kalan. Maşallah. Evet. Yok nazar boncuğu bozar beni. Hayırdır kısmet falan mı var bana? Bak kaşınmaya neler başlamış. Oldu? Kaşınmalar başlamış. Kaşınmalar başlamış. Yok be. İki dakika önce aşık olan adam hiçbir şey yapmaz eşinden mesleğine başkasını. Mesleğine aşıktı. Öyle mi? Konuğu muydu? Mesleğine aşıktı. Olayı yanlış anladınız. Sanata ve mesleğine aşıktı. Beni Selen yanlış yönlendirdi. Açık sen yanlış yanlış yönlenisin varmış bir kere. Ben eğitimlerimde bak ciddi bir konuya giriyorum şimdi. Eğitimlerimde hep böyle başlıyorum. İlk dersinde diyorum ki bu işi yapacaksanız aşık olmanız lazım. Gözünüz başka bir şey görmemesi lazım. 7-24 evet. Bununla yatıp bununla kalkmanız lazım diyorum. Evet. Öğrencilere böyle eğitim veriyorum. Çok ondan doğru. Sonra aşk yazmamız lazım işte. Tabii. Ama aslında bütün meslekler için geçerli bir şey o. İşini aynen. Severek yaparsan hiçbir an bile yorulmamış olursun diyorlar ya. Selen de öyle mesela. Evet. Yani öyle bir dönemi vardı ki Sertaç akşam sahnede haldır uldur şarkılar, türküler, danslar, davul şovlar bilmem neler. Sabah bir açıyorum Selen full makyaj televizyonda evet. Ve haber yorumluyor, magazin yorumluyor evet. Yani nasıl dayandın o tempoya? Vallahi ben enerjimi sevdiğim şeyde sarf ettiğim zaman yorulmuyorum zaten Emel. Yani hani o benim için çalışmak değil. Sevdiğim bir şey yaptığın zaman kendini çalışıyor gibi hissettirmiyorsun. O programlarda tek sıkıntım benim erken kalkmaktı. Beni erken kaldırma sabaha kadar çalıştırabilirsin. Ama yani sabahın böyle daha karanlığı gün doğmadan çocukların o sırtına çantasını takıp böyle uykulu uykulu servise bindiği evet hallerinde ya. Ben de böyle ben de sizlerim. ben de boşver çocukların ağzı esniye yazık ya. Gerçekten bunu ben hiç anlamıyorum. Neden hayat bu kadar saçma sapan erken başlamak zorunda? Evet ya. Niye yani? Niye mesela 10'da başlamasın? 11. Çok anladın güzel mı ya, yani? Çok hayır güzel anlamsız bir şey ya. Saat 10'da ders bay 11. Mesailer o saatte başlasın. Evet. Ne hortluyorsunuz sabahın köründe? Katılıyorum sana. Evet. O zorladı parti beni. Parti kur oy dışında... veriyorum şu anda. O kadar da netim. Zaten temellerini yapıyorum şu anda. Hadi bakalım. Ya bak gördüğün birkaç gibi o yüzden. Kaç gün kala yani böyle şeyler bahsetme bence. Seçim. Program yayınlandı. Öyle olacak yayın gününde. İyi olan kazansın. Evet hemen müziğe geçiyoruz. Hemen. Mikrofon nerede? Hemen müziğe geçiyoruz. Evet. Selen Gökzen yepyeni bir şarkı. Aa bir evet. Bana bak unuttum şarkı yaptım. Ve inanılmaz bir klip çekti. Evet. Çok seks apelitesi de yüksek. Sanatsal kalitesi yüksek. Sanatsal kalitesi. Aynen. Sanatsal diyecektim. Ama seks apelitesi yüksek olması da kötü bir şey değil bu arada. Hiç değil tabii sanatın ki. Sanatın bir parçası sonuçta. Ya bir kere seks hayatın bir parçası. Seks apelite bir hayatın parçası. Bizim hayatımızda parçamız olan şeylerin bu kadar ayıp adlediliyor olması mantığını değiştirmek için her türlü eleştiriye razı gelmek için göğsümü gerdim ben. Çünkü bizim ruhumuz boşuna sıkışıyor arkadaşlar. Çok haklısın. Yani yazık, günah. Bunca nesil ziyan heba oldu. Boşu boşuna psikolojik sorunlar yaşadık. İyi olan bir şeyi söylemek, dile getirmek ayıp. Gülme evet. Ayıp. Çok evet. Seksi deme ayıp.
Niye ayıp seksi olmak acaba? Millet bunun için yurt dışında, dünyada trilyonlar kazanıyor bu vasfa sahip diye. Bizde seksi kadın kötü kadın. Evet, bak mi? Bak bütün yani. Bütün dünyada beden dili denen bir şey var yani. Her şeyi etki eden en önemli olan şey insanların beden dilini çok iyi kullanabilmesi, ama biz bedenimizle ayıplanıyoruz. Evet. Yani bedenimizi göstermek falan, bir şeyleri böyle ortaya çıkartmak etmek falan bizde ayıp arz ediliyor. Ben evet. buna da karşıyım. Şimdi şu var tabii ki, kışkırtıcı figür olmak elbette ki doğru bir şey olmayabilir. Değil de zaten toplumda. Teşhircilik de iyi olmayabilir. Ama iyi olan bir şeyi sanatsal bir gözle sergilediğiniz zaman bunda kötü bir şey olma ihtimalini düşünen zihniyeti gerçekten inceleme altına almak lazım. Hı hı. Bence de. Selen, dönem dönem bazı böyle zehirli oklar sana da geliyor. Aynen. Eleştirilerde bulunuyorlar kıyafetlerinle ilgili, danslarınla ilgili. Bazen hatta böyle hani had aşarak da yorumlar yapılabiliyor. Bir kadın olarak seni rahatsız etmiyor mu kendi alanında? Üzülüyorum. Şundan dolayı üzülüyorum. O kafa yapılarının varlığına şahit olup onlarla yaşamak zorunda kalma duygusuna üzülüyorum sadece. Hı-hı. Umursuyor muyum? Asla. Çünkü ben o kadar farklı bir yerdeyim ki kafa olarak, mantık olarak. Benim kafa yapımdaki insanlardan bir eleştiri alırsam dikkate alır ve üzülebilirim. Eleştiriye üzülmem de, yani dikkate alırım ama beni üzebilme potansiyeli onların var. Hı-hı. Onun dışında ne yaptığımı anlamayan, bu kadar zehirli bir şekilde oklarını saplamaya çalışan, sadece aşağı çekmek için yapılan hamleleri umursamayacak kadar farkında yaşıyorum ben hayatı. Hı hı. Sadece onlar adına üzülüyorum. Keşke bir şey yapabilsem, dokunabilsem, keşke onlar da mutlu yaşayabilse. Peki çok göz önündesin. Yani hı hı. Türkiye'de birçok kesime hitap ediyorsun aslında. Oralardan eleştiri geldiğinde onlara ulaşamamanın verdiği sıkıntıyı yaşamıyor musun? Yani kendini anlatamamak ya da bir figür olarak görülmek belki. Yani ya bunu nasıl kırabilirim hiç düşündün mü? Aslında şöyle, onlar için böyle bir şey yok aslında. Hı. Onlar öyleymiş gibi yaşıyorlar. Gerçekte ben o kadar negatif gibi bakan zihniyetteki insanlarla oturup sohbet ettiğimde bana bayılıyorlar. Evet. Yani veya entelektüel kesim dediğimiz, kendini böyle çok beyaz Türk gibi adleden, hani çok aşırı diplomatik veya çok kariyer sahibiymiş gibi takılan tipler de var ya böyle. Evet. Onlarla ben oturduğum zaman bayılıyorlar bana. Benimle görüşebilmek için yırtıyorlar kendilerini. Mesela. Ama Selen Görgüzel'i dinlendirdikleri zaman takdir etmek konusunda maalesef çok cimri davranıyorlar. Çok şeysiz davranıyorlar. Yani hiç bonkör değiller bu konuda. Peki lafı hemen o zaman bir müzikle kesiyorum. Hadi bakalım. Umurumda değil, okuyalım mı? Hadi İster okuyalım. İster misin? Çok isterim. Önce taze böyle yeni evet. çıkmış şarkı. Serdar Ortaç şarkısı. Ha. Yıllar önce Muazzez Abacı gibi dev ve önemli bir ses tarafından seslendirilmiş ve çok sevilmiş bir şarkıyı. Sonra şarkının sahibi Serdar Ortaç da okudu. Ve ben 2024 yılı tribütte olmayınca, Serdar Ortaç tribüt yaptı ya, baktım Serdar Ortaç şarkıyı, evet. Delirdiler, biz bunu nasıl atladık diye. Ve benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şarkıydı. Hazır beni böyle eleştiriyorlarken, sen kimsin ya Muazzez Bıcı'nın okuduğu şarkı okuyacaksın diyeceklerini bildiğim için, bakın nasıl okuduğumu göstermek için okudum. Haydi bakalım. Yokluğuna Allah'ım
Ama... İlk defa şu programda kalktık, dans ettik yani. Gerçekten sana kısmet şimdi... oldu, sen bizi bu noktaya getirdin. Şimdi anlıyor musun? Anlıyorum. Muazzez Abacı'ya bayılıyoruz tabii ki ama senin yorumun da muhteşem. Çok güzel olmuş ya. Çok teşekkür ederim. Can Atayılmaz yaptı aranjeyi. Söz müzik zaten Serdar Ortaç. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Evet. Yönetmenimiz Selim Akar. Onun dışında yani ekipteki herkes işinin en iyisi ve işe çok inanarak vakıf oldular. Şey yaptılar yani, hani herkes böyle bir şey katmak istedi. Çünkü sektörü biliyorsunuz, evet. Yani atıyorum bir solist bir şarkı alıyor, aranjörün kapısını çalıyor, aranjör de para için güzelmiş, dur şunu şöyle yapalım, bitiyor. Ama burada Can çıldırıyor falan, böyle işte bir daha başka bir şey arıyor beni, Selen diyor aklıma şöyle bir şey geldi, şunu şöyle afro mu yapsak diyor falan. Herkes o kadar yükseldi ki şarkıya. Hayatım sen o kadar yükseksin ki, evet yani. Ya. Senin de yükselmemek mümkün değil. Bütün peki yani. Mümkün değil yükselmemek. Bütün ilişkilerinde yani. Bu sirayet ediyordur. Evet. Tabii. Ya bu yükseklik. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bazen bu yanlış anlaşılıyor. Böyle yorucuymuşum gibi falan zannedilebilir ki benim Emel çok yakın arkadaşım. Evet. Hani böyle ilişkilerinde insan yoran bir tip değilim ama mutlu etmeyi, evet, çok seviyorum. Mutlu ettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bir de enerjim çok kabıma sığmıyor. O da böyle dışarıya çok kontrol etmeden paylaştığım bir durumum olduğu için belki de fazla duruyor olabilir ama. Hiç fazla durmuyorsun. Herkesin hayatına bir tane selengör güzel lazım. Kesinlikle. Gam yok, keder yok, dert yok, tasa yok. Şimdi klipte Selim Akar, biliyorsun Selim'i. Evet. Şimdi Selim de benim kardeşim gibi. İnanılmaz bir vizyon ve acayip bir hayal dünyası var Selim'in. Ve ikinci klibimi çektiğimiz, ikinci klibin bir gün öncesi mutlaka birbirimize giriyoruz. Çekme o zaman, tamam, istemiyorum, istemiyorum. Ondan sonra saçmalama lütfen falan diye Selim direkt bana böyle bir stres yaşıyorum. Çünkü şimdi bir alıştığımız, işte bizim setlerden alıştığımız bir disiplin var, tamam mı? İşte mood board gönderirler. İşte sahne bilirsin, yarın hangi sahne çekilecek falan. Selim'e diyorum ki mood board atar mısın bana? Mood board benim orada belli oluyor, tamam mı diyor bana. Hayır diyorum, ben hazır istiyorum, psikolojimi hazırlamak istiyorum diyorum. Tamam dedi, sırf beni susturmak için bir mood board attı. Mood board'dan sadece o telefon sahnesini çektik. Onun dışındaki her şey hayal. Bu arada Londra Oteli'nde çalıştık. Eski Londra Oteli. Hı hı. Tarih kokuyor. Dokunduğun her şey yani beni satın alır, öyle pahalı. Şimdi beni böyle vitrin üstüne çıkarttı beni, tamam mı? Şimdi vitrin bilmem 1870'ten falan. Ondan sonra şimdi vitrinde şarkı söylüyorum. O neyi ima ediyor? İşte evin bir parçası değilim ben aslında, hmm, demek istiyorsun sen subliminal olarak. Sanatsal anlatım dili bu. Neyse, çıktım, ayağımda topuklar var, taytlar falan. Bu akşam hüzünleri evde bıraktım. Söylüyorum, arkamdaki milyon dolarlık bir ayna sallanıyor, tamam mı? O sallandıkça ben düşecek gibi oldum. Çocuklar tutun beni, düşüyorum galiba dedim. Bütün ekip aa falan. Zannettim ki beni tutacaklar. Aynayı tutmaya gelmiş herkes. Kesin umurumda değil bu sırada. Hani düşeyim, kafamı kırayım, yeter ki aynaya bir şey olmasın. Sen kendi söyledin ama benden pahalı bütün eşyalar. Yani. Ayıptır ya. Akarım ona, sen akrabam olarak demen lazımdı ki olur mu senden daha değerli hiç şey. Hiç valla. Bundan sonra söyle bana, bak ne yapıyorum ben onu. Hayatları kaydırırım. Çok pahalı. Gittiler onu korudular, beni korumadılar. Koru şimdi. Birlikte tamam. Bir proje yapmayı düşünüyor musunuz? Değil mi? Ya ben aslında şuna ayet ediyorum. Yani mesela Selen'in ben tiyatro sahnesinde seyrettim. Evet. Evet. Artı televizyonda falan da seyrettim yani oyunculuğunu. Çok başarılı bir oyuncu. Çok başarılı buldum, buluyordum. Ama şimdi son zamanlarda tabii tamamen bu yorumculuğa, sahneye kendini şey yaptı. Ben mesela ondan öyle bir atak bekliyorum. Çünkü hakikaten hatta buradan sesleniyorum yapımcılara, bir yönetmenlere. Bir dakika, çok özür dilerim. Yetkililere seslenme işi Sertaş'ta. Her hafta yetkililere seslenmezse rahat edilmiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bravo. Yapımcı yetkililere gerçekten deyip topu sana atıyorum, sen devamını getir. Şey gibi oldu ya, belediye memuru gibi. Aramalar bence golü at, golü at. Her hafta yetkililere seslenecek bir mevzu buluyor da o yüzden sırası gelmişken. Hakikaten cidden yani ben Selen'den öyle bir şey bekliyorum. Yani İkiniz muhteşem dönem, olur. Ya ikimiz birimiz fark etmez yani, bu önemli değil. Ben Selen'den hakikaten böyle bir şey bekliyorum. Ya bir sinema filmi hakikaten bekliyorum ya şimdi mesela. Güzel böyle projeler geliyor ama hani benim bir kariyer planlaması içerisinde oynadığım rol de artık bu
kariyer planlamasına hizmet ediyor olması gerekiyor. Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Sevmek dışında benim naturamda olan bir şey. Yani bunun aksini ben yaşayamadım. Biliyorsun çocukluğumdan beri. Ben benim arkadaşlarım içeride Barbie oynarken ben şarkı söylüyorum. Atıyorum o saç fırçalarını alıp sahne dekoru yapıp bütün misafirleri oturtturup orada bir tiyatral şeyle şarkı okurdum. Şimdi bir çocuğun doğasında bir şey varsa değiştiremezsiniz. Ama şu da var, benim magazinel kimliğim, benim işimin ve profesyonel dünyamın çok önüne geçti. Yani şarkıcılığımın, iyi şarkı okuduğuma ikna olmamak için direniyorlar. Çünkü evet, magazinde tanıdıkları Selen Görgüzel. İyi bir oyuncu olmadığımı düşünüyorlar. Neden? Çünkü magazindeki kadın. Belki de hani soğuk, kameraları ve mikrofonları tersleyen, yapımcılarla arkadaşlık, dostluk ilişkisinde olmayıp telefonlarını açmayan, ukala bir tip olmuş olsaydım ulaşmak için çok çaba sarf edecekleri bir oyuncuydum ben, oyuncuyum ben yetenek olarak. Ama fazla mütevazılık bazen sizin bu anlamda önünüze kesebiliyor, vaktinizi çalabiliyor. Ama gerçekten şarkımdaki gibi artık umurumda değil. Bu sosyal medyanın işte o anlamda çok büyük bir avantajını yaşıyorum. Kendimi istediğim gibi ifade edebildiğim bir alanım var artık. Kendi tercihimde iş yapabilme şansımı yaratabildim, şükürler olsun. Çünkü isminiz gidiyor bir yapımcıya veya işte kas direktörlerine. Bu çok estetikli. Nerem estetikli lan? Nerem estetikli? Yok abi, bir burnumda var. Hangi yok, oyuncuda yok ya? Yani. Ha, memelerimde de var silikon ama o sana ne? Sana ne? Yani silikonlu sırf oyuncu mu yok? Değil mi? Ufak tefek dokunuşlar hepimizde var. Sizde bile vardır yok, herhalde. Yok. Malzeme bu. Sağ yok da varmış. Ne bileyim yani ya, botoks botoks o da mı yok? Hiçbir şey yok. Natural. Bayağı natural. Ama Kahraman abinin çok ilginç bir özelliği var. 55 yaşındayım. Bu sırada doğalım. Evet, çok doğal. Bu tercihen demek ki doğallık da önemli bir noktaya geliyor. Adamın her hafta vizyona bir filmi giriyor ya. Evet. Kahraman Silvi'nin oynadığı her hafta bir film var, vizyona girer. Projesinin müthiş olmadığı bir proje şey ya, yok. Yani olmadığı bir proje yok Türkiye'de bence. Ya şimdi bazen konuşuyoruz böyle işte bahsediyorum, bazen programlarda da anlatıyorum. İşte ne yapıyorsunuz, şu aralar ne var diyorlar. İşte diyorum dersler devam ediyor. Eğitim veriyorum ben son 8 senedir. Bir de eğitim kendi atölyem falan var. Hem öğrencilerim var, onlarla ders veriyorum. Aynı zamanda tiyatrom var, hiç bırakmadığım. Şu anda da 2 tane oyunum var. İşte hem Yaprak Dökümü hem Kibarlık Budalası devam ediyor, sahadayım. Onun yanı sıra bir diziye başladım işte Kül Masalı diye. TRT'de. Onun devam ediyor bir yandan. Bir yandan işte Loğusa diye bir film çektik, bayağı iyi gitti. Şimdi arkasına işte geçen yaz çektiğimiz Beni Bana Anlat diye bir film vizyona girdi. Arkasından hemen bir hafta sonrası senin dediğin Sırrını Biliyorum diye yine Timur Acarlar'la falan çektiğimiz bir, Bursa'da çektiğimiz bir film vizyona girdi. Nasıl yetişiyorsunuz bütün bunlara? Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda bir de kabare yapıyorum. Kabare şov yapıyorum haftada bir ya da iki gün. Evet. Yani bunlar hepsine nasıl yetişiyorsun diye herkese her zaman soruyorum. Evet. İşte belirli bir program, disiplin, o çerçeve içerisinde. Bir de işte mesleğe aşık olunca da hiç yorulmuyorum. Bunları zevkle yapıyorum. İnsan işte aşık olmak böyle bir şey. Evet, yani o yüzden mesela daha çok yapmak istediğim projeler var. Bir yandan şimdi yeni yapmaya başladım. Kas direktörlüğü falan da yapmaya başladım bak. Onun için Selen'cim. Selen'cim. Tam ikili travel durumu var yani. Gerçekten kahraman. Evet yani yapımcılığa doğru gidiyorum. Ne diyorsun? İşi bilen insanlar yapsın ya. Evet. Gerçekten işi bilen insanlar yapsın. Mutfağından gelip de yapılması çok önemli. Ben mesela hakikaten başarılı yönetmenlere baktığınız zaman veya başarılı yapımcılara baktığınız zaman mutlaka mutfağından gelen insanlardır. Biliyordur yani. Mutfağını abi bak şimdi sen benim menajerliğimi almak istersen, oyuncu menajerliğimi. Sen şimdi benim projeleri sunacaksın ya. Evet. Karşına şu çıkacak. Selen Görgüzel. Abi çok magazinel. Şimdi bu dizide mizide olay çıkartır. Haber mober yani önüne geçer işin. Tamam, ben de onu, ben de onu kullanmak istiyorum. Kulise zaten istekleri olur. Ayı kanı ister falan. Ya ben şeye karşıyım. Çok para ister abi ya. Çok kaprislidir o. Ben sana söyleyeyim. Uğraşılmaz yani. Akraba indirimden faydalanırız. Bunların hiçbirisiyle alakam var mı Eda? Eda benim biliyorsunuz vokal koçum aynı zamanda. Benimle profesyonel çalışan bir insan. Alakası olmayan bir kadın var. Selen Görgüzel.
yani esas orijinal ben dışında dolaşan Selen. O Selen Görgüzel var ya, milletin zanneti. Benimle alakası yok. Tövbe tanımıyorum. Yemin ederim tanımıyorum o kadını. İnsanların kafasında yarattığı Selen Görgüzel'le diyelim. Yani sen zaten hiç oynamıyorsun. Yani ya. Sahnede neysen ya da işte bir programda neysen normalinde de öylesin. Çok natural. Evet, insanların kafasında yarattığı Selen Görgüzel'le bu Selen Görgüzel'in alakası yok. Peki o zaman bu Selen Güzel bize bir şarkı daha söyler mi? Sizi aslında istiyorum. Ne oldu Karman abi? Sen 5 şarkı falan okuyacaktın hani. Tamam abicim, tamam. Alacağım Tarkan'ı da alacağım programa. Ya beklesin, bu sezonum doldu doldu bu sezon. Tamam abi, benden haber beklesin. Söyle, alacağım onu ya. Tamam, hadi öpüyorum. Bay bay. Abi Sertac, ya ben senden bir şey rica edeceğim. Söyle abi. Ya şimdi ben hani bir şarkı okuyacaktım ya. Evet. Şimdi sen de eski arkadaşız biliyorsun, beraber sahne aldık falan. Evet. Sesin de iyidir, fena değildir biliyorsun. Ya tabii. Yani senin de söylemiştin var değil mi? Öyle diyor sesin iyi abi diye. Evet abi. Ya ben iki şarkı okusam diyorum bu program. Ha. Öyle bir şey yapsak. Hadi kardeşim, olur. Olur, tamam abi, olur olur. Tamam tamam. Olur, olur değil mi? Ay, sağ olsun valla, teşekkür ederim sen. Rica ederim abi, ne demek. Gitar çalsın. Neyse, yok, bir şarkı. İki şarkı. Tamam, tamam. İki şarkı abi. Tamam, iki şarkı. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olasın. Tamam, söyleriz çocuklara. Tamam, tamam, tamam. Kolay gelsin. Hadi, sağ ol abi. Birazdan yayına giriyoruz ha. Tamam, tamam. Tamam. Abi geciktik, ne yaptık ya? Hocam kolay gelsin. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Güzel işte, her zaman. Güzel. Teşekkürler, sağ ol. Ya şimdi biz demin Sertaç'la konuştuk da kendisi benden rica etti. Dedi ki ya dedi, sen dedi programda sesin çok güzel dedi. Hani ben hocaya da bir şey söyleyemiyorum ama dedi. Hani dedi şey yapsan, böyle 3 tane şarkı okusan dedi, o fena olmaz dedi, iyi olur dedi. 3 parça rica etti benden. Ben de kıramadım, bir şey diyemedim. Size de söylememi rica etti. Ben de onu şey yaptım yani. Hani okey, problem var, yok. Problem. İyiydi problem. Evet. Hiç sıkıntı yok. Sen keyfine bak. Ah, program senin. Sağ olun, sağ olun. Ne demek yani, ben kırmamak adına şey yaptım. Sertaç'ı da hani siz de onu kırmayın. Yapıyor Sertaç öyle arada. Hiç sıkıntı yok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, 3 şarkıyla ben katkıda bulunacağım artık. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz biraz sonra zaten. Çok mersi. Ben şu tarafa tamam. Doğru çocuklar zaman gidiyorum. Çocuklar ışığını attık. Tamam. Işığı çocuklar ışığı biraz indirsinler hocam. İndirsinler mi? Tamam, tamam, okey. Tamam. Teşekkür ederim. Hay! Ah Ebel'cim. Ah, ay ne yapıyorsunuz Karman Bey? Ah, rica ederim ne demek. Ya, her zamanki gibi yine güzelsin. O kadar makyaj yapmana bile gerek yok. Yani teşekkür ederim. Sade güzelliğin yeter. Sade çıkıyorum zaten. Ay ne güzel. Ben. Vallahi tahmin etmişim zaten. Bugün natural bir makyaj yaptım. Ben senden şimdi bir şey rica edeceğim. Tabii. Yani daha doğrusu ben rica edeceğim de yönetmenle, Sertaç'la falan konuştuk. Da. Şimdi programda konsept gereği şarkı okunuyor ya. Evet. Şimdi Sertaç ve yönetmen. Evet evet. Selin Hanım okuyacaktı. Onların tabii seni bilmediğim bir şey var. Benim sesim çok iyi. Öyle yani mi? İyi de yorumculuk yapıyor, yorumculuk yapabiliyorum. Benden rica ettiler, dediler ki 4 parçayı sen okur musun? 4. Evet, yani bir tanesini Selen Hanım okur dediler. Hani ben Selen'le konuşacağım zaten. Selen de beni kırmaz. Tamam. Hani senin bilgin olsun diye söylüyorum program önce, sana şey olmasın diye. Böyle şaşırma herkesle diye. Herkesle konuştunuz. Tabii, en son bana mı geldiniz? Konuştular, hepsiyle konuştular. Hiçbir şey yok. Yani hani bil sen de diye söyledim Ömerciğim. Tamam. 4 parçayı ben okuyacağım. 4. Tamam. Yani harikasın, çok şey, mükemmelsin. Tabii. Yapabilirsiniz evet. Yani. Bak, şeyleri değiştir bence, tamam mı? Bunları daha biraz daha bir açık tonları denersen daha yakışacak. Göz altında biraz daha şey yap. Ama güzelsin. Böyle böyle iyi. Teşekkür. Bir şey mi var göz altında? Ne var yok, ya? Yok yok ya, şey bir şey olmuş. Neyse hallederler. Hallederler. Tamam. Kapatırlar, kapatırlar. Sıkıntı yok. Tamam. Ben kaçıyorum. Ben de kalkayım. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Selen'cim ne haber? İyiyim Karaman abi, senden ne haber? İyidir valla, heyecanla bekliyoruz. Birazdan programa girecekmişiz. Sen heyecanlısın. Yok heyecan değil ya, bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi benden rica ettiler, ben de nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Onlar sana söyleyemeyince tabii. Ha. Ya şimdi Sertaç'la biz eskiden tanışıyoruz ya. Hı. O işte tiyatro falan da yaptık. Şimdi sesimin güzel olduğunu bildiği için beni şey yaptı, rica etti. Siz çalıştınız emin misiniz onunla? Tabii tabii çalıştık ya. Ay sesinin beraber güzel olduğunu bildiği için falan dedim ya. Neyse evet. Sahnede ben ara sıra böyle bir şeyler söylüyorum. Aynen öyle. Şimdi benden rica etti, dedi ki ya abi dedi, sen birkaç tane parça okur musun dedi. Tabii dedim, kıramadım ben de. Sonra yönetmenle falan da işte konuştuk. O da dedi ki ya abi dedi, ben de dedi, şahit oldum dedi, böyle sesinin iyi olduğuna. İşte birkaç tane parça söyler misin dedi. Herhalde programın konsepti gereği 5 şarkı falan okuluyormuş. Şimdi 5'ini de bana okutacaklar. Harbi mi? Valla. Yani senden ricamız şu var. Yani ben yani kıramadım onları, ben söyleyeyim dedim. Senden hani 5'ini sen mi söyleyeceksin? 5'ini ben söyleyeceğim. Sen vokalde falan bana yardım edersen çok sevineceğim. Yani kırmazsan beni, tamam mı? Şöyle yapalım. Ben zaten bedava şarkı okumuyorum biliyorsun.
biliyorsun. Evet. Sen vokali de kendin hallet. Ben seni izleyeyim zevkle. Olur mu? Ya o da olur, fark etmez ama hani sen de hani o fonda olursan iyi olur diye düşündüm. Ben hani seni alkışla malkışla fonlarım. Sen hiç merak etme. Ay, bu kadar mutlu olacağını bilsem. Ay, ben Sertaş'a rica edeyim, Emel'e de. Heh. Bir 5 şarkı daha oku bence. Vallahi bilmiyorum yani, on. Zaman yeterse ben okurum yani, ben basıp başladım. Popuru yap, şey yaparız, bağlarız arka tabii, arkaya böyle sık 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 sık. Program falan da istediler yani, ya ekstra bir öyle yapar mısın müzik programı dediler de şimdi tabii zamanım yok. Yeteneğin fark edildi yani. Ha, ya seni seviyorum. Ama dikkat et de ha, işimizi elimizden alma, tamam mı? Sevgine giriyoruz arkadaşlar, kutlarınız. Hadi başlıyoruz. Hadi. Hadi söyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Belli değil mi hangileri söyleyeceğim? Tabii tabii belli, belli. Ben de şöyle basacağım. Tamam. Hadi bakalım. Evet, bak. Ne iyi oldu böyle, çok tatlı. Evet. Ne sen oldu? Şimdi söyle de, gündemde şarkılarım var şimdi, hadi şey yapma. Hadi beni bari. Acıdı bana hadi. Bir şöyle akustik canlı canlı, canlı okuyalım. Mı? Canlı okuyalım. Vazma Memnu Orkestrası ve Eda Hanım. Şey, arkadaşlar eğlenelim değil mi? Eğlenelim. Evet lütfen, eğlenmek istiyorum. Eğlenelim. Hadi be, kurtlarımızı dökelim. Ne de gerçek.
engel mi kanatlanmadan uçma. Bravo, bravo, bravo sizler arkadaşlar. Bravo, bravo, bravo. Hocam bırakma lütfen mikrofonu elinden. Hemen bir tane daha istiyoruz. Ben. Ve lütfen sizin de eşlik etmenizi rica ediyoruz. Lütfen. Birlikte bir böyle düet şeklinde. Yani bir şey. Kuzen 5 şarkı okuyacaktı ama evet öyle bir sırf seni bir yormamak de... için. Ben biraz daha okuyayım. Siz de ücretsiz okumam demişsiniz ama neyse bunları sonra konuşuruz. Ücretsiz okumam dedim. Dedi ki 5 taneyi ben okuyacağım. Dedim ben zaten bedava söylemiyorum. Ama dedi bunlar ki bu ara dedi işler dedi sıkıntı biliyor musun sen bunlar dedi. Bunlar paralı mıydı? Sonra Selen'le ben anlaştım. Bunlar paralı mı? Size candan feda. Teşekkür ederiz. Canı gönülden. Teşekkür ederiz. Bu şarkıları sevgili Sezen Aksu bize okumayı bir kere bahşetmiş. Ya, benim ne haddime bunun üstüne para istemek yani. Sezen Aksu'ya bu programdan sonra ilk sezon yayınlandıktan sonra bir şey yapacağım. Bir teşekkür için gideceğim zaten gerçekten. Yani Sezen Aksu'ya menajer olarak ben isteyeceğim. O istemiyor, utanmıyor, yapma böyle şeyler. Ben zaten hadi şarkıya sana... geçelim. Konuşmayalım hadi. Şarkıya geçelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Sol Nihavent. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Gel 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 gel
sarışın gel. Gel gel sarışın gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. Gel çok karışım gel. Gel gel gel. Oh. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bizde ne akıl kaldı ne de fikir. Bitti o endam meda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ben sokak kedisi gibi sürtülüp yerde. Komşum kızı kampta, sporda, stepte. Tersi mukadder satıp saldım malı mülkü. Saklısı kalmadı çoğumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bizde ne akıl kaldı ne de fikir. Bitti o endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Seni ham yapar bu zilliler. Hadi ya. Yaylanmadan yürü. Çalışma. Yoksa günah bizden gider. Gitsin. Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Bu kadar cilvelisi olur mu erkeğin? Delikanlı mısın, kız mısın? Anlayalım artık hop usta. Sen başımıza bela mısın ha? Fikir bittik o enlameda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Yeah yeah yeah. Çıtır çıtır. Yeah yeah yeah. Kıtır kıtır. Kıtır. Yeah yeah yeah. Çıtır çıtır. Yeah. Hadi inşallah. Seni ham yapar bu zilliler. Yapma be. Yaylanmadan yürü. Hiç çalışmadım yerden. Yoksa günah bizden gider. Gitsin. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Bravo. Lütfen bütün alkışlar Kahraman Sivri için, lütfen. Özellikle ye ye kısımlarındaki evet, takviyesi çatır çatır için. Çatır kısımları için. Bravo!
çatır çutur kısımlarını ne güzel söyledin be abi. Özellikle ona çalıştım konservatuarda. Şarkının özellikle çatır çutur kısmına katkılarından dolayı hem kendi adıma hem Sezen Aksu adına hem tüm dinleyen adına canım, çok teşekkür ediyorum. Canım ben tüm kahramanımızı adına teşekkür etmek istiyorum. Detonel olduğu kısımları kapatmaya çalıştım böyle. Selen gör güzel detonel olmaz. Selen gör güzel detonel nasıl olmaz? Cayır cayır olurum. Herkes olabilir ya. Ya herkes olur. Ayrıca da ben olmasam bile olmuşum gibi gösteriyorlar biliyor musunuz? Bir sahnemde birisi çekmiş işte şeyi okuyorum. Kaya'nın Yemin Ettim şarkısını okuyorum. Yemin ediyorum şarkıdan tiksindim bu yüzden. İşte seni versinler ellere kısmı var. Şimdi tabii böyle şey yaptım da. Orayı çeken kişi ağırlaştırarak şey yapıyor. Seni versinler ellere diye bir ses. Selen Görgüzel detone oldu nasıl buldunuz? Selen Görgüzel orada şarkı okumuyor. Yapay Selen Görgüzel böğürüyor orada. Seni versin. Ama slow motion anladın mı? Adam rica etsin sen zaten söylerdin öyle. ve ben gerçekten hani kendim yazık bana. Hayır valla o öyle değil. Gerçekten öyle değil. Yok ben değilim. Sonra dedim ki yani müzikten anlayan herkes zaten bunun böyle olmadığını o tabii kadar yanlış. Sevgili İbrahim Tatlıses sağ olsun buradan çok sevgiler kendisine. Ya dedi böyle bir şey yok. Ben bile İbrahim Tatlıses olarak sahnede detone oluyorum. Tabii. Detone olmak çok doğal, insani, normal bir şey ama burada Selen Hanım'ın sesiyle oynanmış. Tabii. Profesyonel ya. Herkes bu kadar uğraşılmak ne kadar zor biliyor musun? Niye bu kadar uğraşıyorlar seninle? Neden? Bence başarılıyım, iyiyim, güzelim. Güzelsin. Pastanın sağlam bir şeyini alacağım. Yani dilimden ziyade pastanın yarısını yok edeceğim. Bunun da farkındalar. O yüzden her de... Her şeyin en iyisine aday. Aday hakkı. Değilim, sahibiyim. Hayır, daha da iyisine adaysın. Yani şu anda yavaş sahibisin, yavaş daha da iyisine adaysın. Artık yeter, ben gelmişim 44 yaşında. Daha varmışım be. Bunun 55 daha doymadık, bitme olmadı yani. Olmaz. 55 çok genç bir yaş bu arada. Ben size dönmek istiyorum birazcık. Yani şey soracağım. Ay, mesela böyle enteresan hikayeler gelmiş Selen'in başına. Sahnede yaşadığınız sizin de böyle absürt, tuhaf bir şeyler var mı? Var. Bu kadar yıl içerisinde muhakkak olmuştur. Burada ben araya girebilir miyim? Beraber yaşadık. Biz Kahraman abiyle 3 sene aynı sahneyi paylaştık Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda. Orada Emlakçıyı beklerken oyunumuzda evet, çok bir Adana turnemizde bir anekdotumuz var. İstersen devamını da sen getir. Hangisini şey mi diyorsun? Otelde başımıza sahnede değil mi? Otelde başımıza geldi. Kısaca anlatmak ister misin? Kısaca hemen şöyle geçeyim. Şimdi tabii her oyundan sonra biz otelde böyle topladınız. Bütün oyuncular ekip olarak bir şeyler yeriz, içeriz, eğleniriz falan. Kendi kendimize. Tabii en güzel böyle bir düşünsenize. Yani işinizi yapmışsınız. Aynen. Seyirciler gelmiş, her şey mutlu, mesut ayrılmışlar, alkışınızı almışsınız. Yemeğileri de cebinize doldurmuşsunuz. Oh. Akşam oturduk otelin böyle rufunda bir yerde hep beraber yedik içtik bir şeyler. Biz şimdi Cenk Tunalı ile beraber aynı odada kalıyoruz. Benim oda arkadaşım. Cenk erken çıktı odaya. Dedi ben çıkayım önden dedi bilmem ne işte dedim duşmuş alırım bilmem ne falan filan sen sonra gelirsin dedi. Tamam dedik anlaştık. Biliyorum yatmaz uyumaz o. Ben de aşağıda işte takıldım ettim. Sonra da biraz muhabbet açtı olayı. Saat sabaha karşı böyle 4 falan odaya çıkacağım. Ondan sonra dedim ki Cenk'i bir arayayım acaba uyumuyor mu diye. Haber verdim dedim Cenk var açtı telefonu efendim dedi. Ya dedim kusura bakma dedim şey yaptım ama ben dedim geleceğim anahtar da sendeydi. Uyudun mu dedi yok uyanırım dedi. Tamam dedim. Asansöre bindim. Kim odasına gittiniz acaba? Çıkacağım. Çıkacağım yukarıya doğru çıkarken 5. kattayız. 2. katta asansör durdu. Sabahın 4'ü. Bir tane adamın biri bindi asansöre. Tanımıyorum. Geçti şimdi arkamda duruyor. Ben de bu tarafındayım. Sonra asansör 5'e doğru devam etti. 5. kata gitti. Kapı açıldı. Cenk asansörün yanında yaslanmış asansörün yan tarafına. Neredesin bu saate kadar yaptı. Kapı yaptı yavaş yavaş açılınca adamı bir gördü. Bozmadı da böyle yaptı. Çabuk ben odaya geçiyorum diye gitti. Ben şimdi asansörde adamla kaldım. Adam bana bakıyor ben adama bakıyorum. Herif de bir acayip baktı bize. Sonra dedim ki sen geç odaya geliyorum ben dedim. İyi akşamlar efendim falan saygılar.
Gittim. Olay burada bitmiyor. Sabah kahvaltıyı yiyeceğiz. Tabii. Ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu olarak ekip olarak otelde kaldığımız biliniyor. Tabii. Yani hepimiz tanınıyoruz orada. Cenk'e dedim ki ya senin ya ben elimi ikimizden biliyorum. Sonra birbirimize kahvaltı getirelim. Yok dedim rezil kebaz olacağız. Zaten olduğumuz kadar. O sabah da kahvaltı etmedik. İnmedik yani açıkçası. Cenk'in Adana'da son şakası oldu. Buradan da Cenk Tunalı'ya sevgilerimizi iletiyoruz. Yani buna benzer şeyler yaşıyor. Arkamızdan ne konuşun? Meşhur meşhur koca koca adamlar. Lokasyon çok önemli. Adana. Adana'da. Adana'da bir de şöyle bir şey başımıza geldi. Geçen sene bu sefer de Kibarlık Budalası oynuyoruz. Molière'in komedi bir oyunu. Tam oyunun böyle en komedi kısmının arttığı, dozajın arttığı anda 5. sırada bir karmaşıklık oldu falan bilmem ne kaldık böyle ve bir seyircimizi kaybettik. Nasıl? Baya gülerken tıkandı kadıncağız. Kalp krizi. Etti. Yok, daha önceden oyuna gelmeden önce yemek yemiş, o ekmek şeyi nefes borusuna kaçmış. Ne yaptınız? Durdurdunuz mu? Durdurduk tabii. Yani şey yaptık, kaldık. Ay korkunç bir şey. İnanılmaz. Yani böyle şeyler de yaşanıyor mesela. Çok üzücü ya. Bir şeyler var. Çok üzücü bir şey. Bu ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey ama bu arada. Ama şunu düşündük, sonra dedik ya insan gülerken bu şekilde hani o bir tarafa gitmesi de çok güzel bir şey. 600 kişi bir anda onu şey yaptılar, alkışlarla uğurlandı falan filan. Ay, o da farklı bir uğurlamaydı ya. Ama neyse biz de sizi alkışlarla uğurlamak istiyoruz. Evet, alkışlarla gülerek uğurlamak istiyoruz. Çok üzüldüm ben ya. Çok kötü oldum Adana vallahi. Adana böyle bir yer. Adana böyle bir. Adana peki, ya gidelim. Şimdi bizim son alanımıza işte partimize geçtik. Şu konuyu da alacağım. Evet. Ya ambole oldum, paralize oldum gerçekten. Evet şu an. Komik bir anı anlatacaktım, anlatmayacağım. Anlat. Hadi bir de sen. Yok ya valla içim çok tuhaf oldu. Tam burayı keser atarız. Yok ya, niye hayır, hani böyle insanların işte şey oluyor ya, komik şeyler gerçekten insanın başına gelebiliyor. Özellikle tiyatro sahnesinde, setlerde bu bence daha fazla oluyor. Şimdi ben sahneye daha yeni başladığım dönemlerde işte orkestrayla ilgili daha böyle bir alışma aşamasında bana ait olmayan bir orkestrayla bir sahneye çıkmak durumunda kaldım. Çıktığım gün de 14 Şubat. Bir de. Normalde 14 Şubat'ta çıkmayacaktım. O zaman evliydim. Dedim ki bir romantiklik yaşayayım. Baktım ki romantiklik geçirecek gibi diyeyim. Al abi al dedim. Halil sen al sahne dedim, çıkalım. Ondan sonra neyse. Ama tabii orkestra iş almış. Orkestrasız kaldım. Toplama bir orkestrayla çıktık. Sağ olsun arkadaşlar da şey böyle işte Roman kökenliler. Çok tatlılar. Onlar da çok iyi biliyorsunuz. İyi müzisyenlerdir ama kesinlikle. Yani yorgunlar herhalde. Neyse. Ben şimdi çıktım sahneye. Ben re diyorum, beyefendi solden çalıyor. Eyvah. Diyorum ki, abi diyorum ne olur klarnete girme. Sadece yalın şey kalsın. Yani akustik gidelim. Perküsyonla ben başlayacağım diyorum. Tamam abla diyor. Ondan sonra bir bakıyorum yine işte atıyorum doyamadım diyeceğiz. Bambaşka bir şey çalıyor orada falan. Yapılacak bir şey kalmadı ama insanlar Allah'tan eğleniyorlar. Mikrofon gidiyor geliyor falan. Sevgililer günü ya, bana da bir ayı hediyesi gelmiş. İnsanları eğlendirmem lazım. Bu gece en çok eğlenen masaya bu ayıcı hediye edeceğim. Sevgililer günü falan dedim. Oo, millet acayip güzel eğleniyor. Neyse program bitti. Güzel de geçti öyle ya da böyle. Şu masa dedim, bu ayının sahibi olacak dedim. Herkes oo falan dedim, döndüm ayıyı isteyeceğim. Ayı yok. Dedim şey yaptım. Şey nerede, ayı nerede, vermem lazım. Yok ayı dedi. Dedim ayıyı ver. Bir baktım üstüne oturmuş. Benim bu yastığa oturduğum gibi. Ayının üstüne oturmuş. Dedi ben onu çocuğa götüreceğim. Ne yapacak bu ayı gibi adamlar ayıyı. Dedim ayıyı ver. Sahnede müthiş bir tuvaletli bir kadın ayı çekiştiriyor. Klarnetçinin altında. Ayı versene oğlum. Abi ben onu çocuğa götüreceğim ya. Ne yapacak onlar? Boş ver diyor. Onlar zaten şimdi kafası güzel anlamaz. Diyorum ver oğlum ayıyı. Bir çektim. Aman bir al dedi. Almamla beraber oraya attım falan. Böyle enteresan durumlarımız, ayı çekişmelerimiz falan sahnelerde bu da senden başkasının başına gelmez. Gelmezmiş gerçekten. Vallahi doyum olmuyor. Doyum yemin olmaz. Ederim olmuyor ama 5 saat oldu galiba şu oldu. Anda. Ben bunu şimdi montajlayacak arkadaşa buradan selamlar. Sevgiler. Şimdi montaj yapacak arkadaşlar. Abi işimizi yapalım mı? Evet. Hangi diziyi biz bir dizi olsak hangi dizi oluruz? Hangi karakterler oluruz? He. Onu düşünün.
Onu düşünürken de öncesinde programımızın ana sponsoru Infinix'ten size çok güzel hediyeler var. Ne onları takdim etmek istiyorum. Sen ama ver onu bana, ne yapacağım diye. Buyurun size. Ay ver bana. Ay hikayesi. Evet, teşekkür ediyoruz. Infinix'in size çok güzel telefonlarını hediyeliyoruz. Bu bildiğimiz bizim akıllı telefonlarımız gibi, evet, değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Fotoğraf çekiyor mu? İnanılmaz çok güzel, güzel bir kamerası video var. Video çekiyor mu? Hem de nasıl? İnanılmaz. Gerçekten güzel. Gerçekten mi? İnanılmaz. Ben bir özelliğini keşfettim. Oo, 650 GB hem de. Evet. 250 de benden. Yine tamamlarız onu. Gerçi 900 çok yaptınız. Çok güzel bir özelliği var. Özellikle ön kamerası çok güzel çekiyor. Bir de hani bizim normalde bazı platformlara girerek yaptığımız filtreler vesaireler var ya. Evet. Onların hepsi telefonun içinde kendi hafızasında kayıtlı. Kamerada. O zaman hiçbir sosyal platforma girmeden o zaman direkt ne diyoruz? Çekebiliyorsunuz. Steve Jobs ruhuna el Fatiha dedi. Çok güzel. Hangi dizi oluyoruz? İnci Taneleri dediler. İnci Taneleri. Tamam, çok güzel. Çok değişik oldu. Çok değişik oldu. Yani evet. Gerçek hiç gündem bir dizi değildi. Hiç. Sen Dilber o. Sen kesinlikle Dilber'sin. Dilber'e bin barkın yok mu? Çok güzel. Yılmaz Erdoğan belli. Tamam. Azer. Belli, evet. Benim yuvarlak gözlüğüm yok ama şurada bir gözlüğüm var, onu alayım mı Serkan'cığım? Evet, onu alalım. Sen de Yılmaz Erdoğan oğlu ol. Tamam. Kubey Akan'ın de canlandırdı. Özgür'dü galiba, değil mi? Ben de Düğmeci Kız oluyorum. Düğmeci Kız da sensin. Sevgili izleyicilerimiz, işte programımızın sonuna geldik. Tabii ki bu programı şahaneliğini daha da şahaneleştiren siz değerli izleyicilerimize önce kocaman bir alkış. Ve alkışların daha da büyüğü mekanın sahibi sevgili Merve Sertaş için. Ve alkışların en crescentosunu yapacağımız yer işte Azmu Memnu Orkestrası. Ve artık alkışların daha da böyle sonsuz boyuta ulaşması gereken yerdeyiz. Ben Selen Görgüzel. Burayı bir daha alıyoruz. Ve ben Selen Görgüzel. Ve Kahraman Sivri. Arkadaşlar, biz sizler için varız. Biz her zaman sizler için hep buradayız. Hoppa! Şeker arıyor, give me five. Küresel dünya, küresel life. Get raconun Amerikan havası. Sokak arası, mafyası, fight. Admiral var mı, yan bakan. Delikanlılık öldü mü? İmaj yeni bitti sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Suyundan da, buyundan da. Sentezi var bir de dibe vuruyor her şey tadı be oyor enerji sentezi var bir de doğudan batıdan top da gel do do just do it hadi oh 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 goy goy oh oh suyundan da oh oh suyundan da buyundan da.
Infinix Müzik Evi'ndeyi sundu. Infinix, gelecek şimdi.